Arkadaşlar çok güzel denk geldi şu anda. Hikayede buna değineceğiz. Ronnie'nin kendisini arıyordum. Şu anda Ronnie'nin kendisini bulduk. Şöyle Muhammed gözünden bakayım. Buraları şöyle biraz sükunetli izleyelim. Ne olduğu konusuna geleceğiz. Sesi gelmiyor mu? Sesi gelmesi önemli değil. Burada bir duyuru yapıyor Dalaran halkına Ronin. Dediğim gibi detaylamasına ineceğim zaten. Denk geldi. Ben hani yanında yer alayım Ben de. hikayeyi anlatırken Bunun istiyordum. babası kim, anası kim, bunların hepsini anlatacaksın değil mi? Öyle bir şey yok zaten. Burayı da görelim. Şimdi büyük ihtimal geri eski yerine ışınlanmıştır. Oraya geçelim arkadaşlar. Bedir'cim hoş geldin. Bedri, where have you been Bedri? Evet, başlayalım o zaman. O kısa anekdot görseli de gördükten sonra bu bölümde arkadaşlar Ronin kimdir, ne değildir? Bundan bahsedeceğiz hızlı bir şekilde. Öncelikle sizin önünüze Ronin'in zaten kendisini getirdim ama şöyle de güzel bir görsel vereyim. Bu şekilde başlayalım. Arkadaşlar Ronin en dipte, en temelde hikayeye nasıl söyleyeyim böyle fütursuz, kanı böyle kaynayan, anladınız mı? Böyle çok tam İngilizce tabiri reckless anlamına geliyor ama hani ne derler? Bıçkın delikanlı bir büyücü olarak giriyor. Ve biz bu bıçkın delikanlı büyücü şeyini şu kitapta öğreniyoruz arkadaşlar. Ejderhanın Günü isimli kitap ki üstünde de zaten kendisi vardır. Şu ortadaki karakter Ronin'dir. Bu kitap Ejderhanın Günü kitabında Ronin'in kendisiyle tanışıyoruz arkadaşlar. Şöyle devam edecek konu. Yani Ejderhanın Günü kitabında bu bıçkın delikanlılık muhabbetlerinden dolayı hani bir göreve gönderilecek. Ama bu bıçkın delikanlılık şeyini nereden alıyor? İkinci Savaş'ta şöyle anlatılıyor. Bir Ork Warlock grubu böyle büyük bir diyeyim, büyük bir iblis samonlamaya çalışırken savaşa dahil oluyor. Savaşa dahil oluyor ve nasıl söyleyeyim bir büyü kestiriyor orada bir büyü yapıyor ve o büyü kendi yoldaşlarının da ölümüne sebep oluyor. Bundan dolayı da hani nasıl söyleyeyim gözü kara işte bir bıçkın şeyini alıyor. Daha sonra Krosus dediğimiz bir arkadaş var ki Krosus'u haritada şöyle tepenize büyük açayım. Evrimis Temple'da görebiliyorsunuz. Koryliastraz diye geçiyor. Tam ismini zor telaffuz ediyorum biraz ama bu arkadaşlar Alexstrasza'nın Prime Consort'u diye geçiyor. Yani nasıl söyleyeyim baş cariyesi ya da tam Türkçe karşılığı ne diyebiliriz? Hani çiftleşmek için seçtiği yoldaşı diyelim. Hani bu pek aşk meşk hikayeleri yok aralarında ama böyle nasıl söyleyeyim ayıptır söylemesi hani dost hayatı da değil. Yani hani sadece Damızlı. damızlı da ama demek istediğim yani sadece onunla çiftleşiyor şeyde mantıkta. Krosus diye hitap edelim biz. Krosus da çünkü aynı zamanda bir büyücü ve Krintor'a geliyor yardım istiyor. Diyor ki Alexstrasza Grimbatol'de gene haritamıza başvuralım. Grimbatol'de adını siz söyleyin. Orklar tarafından esir tutuluyor. Zorla breed edilmeye, üremeye zorlanıyor. Onu kurtarmamız lazım diye geliyor. O sırada da Dalaran Konsey diyor ki al kardeş bu büyücü evet güçlü zaten. Biraz da senin yanında adam olsun. Sen de ona adam et. O da sana yardımcı olsun diyor. Veriyor. Tabii bir görev ne diyeyim ekibi oluşturuluyor. Bu görev ekibinde şurada zaten şu an yanında da duruyor. Varisa Windrunner. Ki ileride eşi olacak. Bu hatta bu hikayede birbirlerine aşık oluyorlar. Varisa Windrunner ve Falstad Waldhammer. Yani soyadı Waldhammer bilmiyorum ama Falstad da konuya dahil olacak. Şimdi şu Falstad'ı da şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Varisa sağındaki arkadaş bu kitabın görselindeki. Falstad da solundaki arkadaş. Göreve gidiyorlar. Evet toplandılar. Grimbatol'un içine giriyorlar. Burada
Adını tam hatırlayamıyorum ama yanlış olmasın. Siyah şey Oğuzhan. Deathwing adı neydi? Prestor'du da. Ne? Goblin mi, ona yardım eden goblini mi soruyor? Hayır, Deathwing de olaya dahil oluyordu ya, işte ondan bir tane kırmızı dragon çalsında bu kromatik dragona kullanmak için bir tane şey çalıyordu. O da yardım ediyordu ilk görevde, hatırlıyor musun? Katrana. Hayır, Katrana Onyxia'nın adıydı. Deathwing. Deathwing'in adı aklıma gelmiyor arkadaşlar. Deathwing de Lord Prestor olarak görünüyor. Daval Prestor olarak görünüyor. Bu arkadaşlara yardımcı olsun diye, işte bir goblin, işte daha doğrusu böyle hani yardımcı iş olsun diye yanlarında takılmasını sağlıyor. Bu ara az önce Eda'nın sorduğu soru vardı, hani anası dadısı kimdir diye. Annesiyle babası bilinen üzerine Andor Hal'da böyle sıradan köylü, hani kasabada yaşayan bir şeydi. Nasıl söyleyeyim, bir Aile. aileydi. Arthas tarafından hani orası Yok edince. Silver Moon'a kadar olan yolculuğunda yok edilince onlar da orada düşüyor. Yani Arthas'ın Scourge'üne yenik düşüyor şey. Rodin'in ailesi. Aynen, Ronin'in ailesi. Dediğim gibi Katran Onyxia'ydı Fato. Velhasıl çok uzatmadan arkadaşlar giriyorlar. Görevi başarılı bir şekilde tamamlıyorlar. Alexstrasza'yı oradan kurtarıyorlar. Zaten Deathwing de hani atıyorum Alexstrasza'nın içeride kalmasına yana değildi. Onun tek istediği bir küçük bir yumurtaydı. Onu da almış oluyor. Herkes mutlu mesut takılıyor. Yok canım ya, ne olacak? Mutlu mesut takılıyor. Yani Ronin'le ilk kez bu şekilde karşılaşıyoruz ve hani burada Crossus çok etkileniyor. Ve daha sonra şimdi anlatacağım hikayede zaten bundan dolayı yanına Ronin'i bilerek bu sefer kendi isteyecektir. Evet. Şimdi o zaman benim anladığım kadarıyla şeyler, dragonları insanlar çoğaltabiliyor. Şöyle nasıl söyleyeyim? Breed etmeye zorlanıyor, yumurtlatmaya zorlanıyor. Zorlanıyor da çocuk yapabiliyorlar yani normal insanlardan. İnsanlardan değil. Başka, onlar için zorla tutulmuş başka bir konsortla yapıyorlar. Ama bunların ırkı ne? Ejderha. Bunlar da ejderha. Tabii. Bunları Ronin, okey. Ha, Ronin insan. İnsan, okey. Sen anlamadın ben senin sorunu tam olarak. Ronin bunları, ha tamam anladım. Ben Ronin şimdi kurtarıyor anlatıyorum. Alexstrasza'yı. Hiçbir şey yapmadım. Orklardan kurtarıyor. Hatta ben bak işte Hayır demek hayır ondan bahsetmiyorum. kızacağım şimdi. Orklar 2. savaşta Biliyorum Lordaeron biliyorum. kuşatmasında Taşında binek olarak ejderhaları binek kullanıyorlardı. kullanmak için kaçırıyorlar. Evet. Alexstrasza'nın yumurtalarını şey Tamam yapıyorlar. Ha işte. tamam, Konu hatırladım. işte. Okey. Şimdi anlamadın yani neresi? Anladım şimdi. Tamam. Ben bir an onların onlarla şey yaptığını, yan yana durunca şey ettiğini şey yaptığını zannettim. Tamam. Onların Şimdi bu onları. ikilinin karşımızda duran ikilinin başka bir muhabbet olacak. O konu ayrı. Ha, okey. Anladın mı? Neyse. Şimdi geçelim. Bir sonraki Lord'a yer aldığı hikaye. Şimdi arkadaşlar kronolojik olarak gitmeye çalışıyorum ama aslında tarih olarak nasıl söyleyeyim bayağı geriye gideceğiz. Yani Kadimler Savaşı'nda boy gösteriyor şey Ronin. Bu nasıl oluyor peki? Yani bulunduğu zamandan 10 bin yıl önce. Az önce birlikte görev yaptığı Crossus zamanda bir yırtılma buluyor. Cross'u da bizim kestiğimiz Cross'u mu? Hayır, Cross işte Koliastraz orijinal adı. Büyücü adı Crossus. Okey. Krasus değil zaten, Crossus. Cross'us. Aa, okey. Bu az önce söyledim. Telefonla ilgileniyordun. Alexstrasza'nın Prime konsortu bu. Tamam. Tamam. Ve zamandaki o Tyr'i yırtılmayı buluyor. Önce Ronin'e gidiyor. Diyor ki gel burada bir anomali var. Bu anomaliyi bulmamız lazım diyor. Daha sonra da Brock Sigar'ı buluyor. Brock Sigar da nasıl söyleyeyim? Saurfang'in abisi. Onu buluyor hani savaşçı olarak, hani bir pazu gücü olarak sen yanımızda bulun diye. Şunu kapatsana bebeğim. Gözüme Tamam. takılıp duruyor çünkü. Brock Sigar alıyor. Bu üçlü portaldan geçiyor. Hop bir bakıyorlar ki Kadimler Savaşı'ndalar. Bunu da şeye bağlıyorlar hikayede. İşte Kadimler Savaşı hani çok büyünün döndüğü bir ortamdı ya. Ondan dolayı zamanda bir yırtılma olmuş olabilir diye yoruyorlar. Bu ara ben şu kitap görselini kapatayım. Artık kitapla işimiz kalmadı. Şey değil miydi abi bu kataklizmde Deathwing'i yenmek için bir çare ararlarken
Bu Dragon Soul Ejderhanın Günü kitabında yok oluyor. Deadwing yenecek tek şeyin de tekrardan o tabak olduğunu şey yapıyorlar. Öyle mi geçiyor? Hem fikir oluyorlar. Çünkü şeyde Ejderhanın Günü kitabında şey oluyor sorunda. Ron'in tabağı eline alıyor. Buna Deadwing bir tane şey veriyordu. Kendi derisinden mi diyeyim artık şeyinden bir parça. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama kataklizm sırasında zaten atıyorum bu Algolon Malgolon mevzuları yaşanmış oluyor. Yani bu sırada Deadwing tehlikesi yok ki. İşte Deadwing'i tekrar şey yapmak için bunlar şeye gidiyor hani. Gideceğiz abi War of the Ancients'a, oradan tabağı alıp geri kaçacağız buraya. Vallahi doğru olabilir, iddia etmeyeceğim ama şey tuhaf geldi bana. Adını sen söyle. Yani bu hikaye daha hani oyun başlamadan yaşanıyor bu. Zamandaki kopma hikayeleri falan. Ya benim bildiğim bu işte hani tabağın hani belki dönemi şeydi, Ronin ölmemiş, başta hala şeyde Kirithor'da. Şey yok ortada işte. Nasıl diyeyim, böyle bir hort konflikti yok. Artık günümüz sordu şey olmuş, şekillenmiş. O senin dediğin yok. Bilmiyorum. Storm Rage kitabı da olamaz değil mi? Değil. Çünkü şeydekini ona bağlıyorlar diye hatırlıyorum. Bu bizim Dragon Soul Raid'inde kullandığımız tabağın gelişi oraya dayanıyor. Ya olabilir, dediğim gibi iddia etmeyeceğim ama ben hani kronolojik olarak mantıklı gelmediği için bir duraksadım. Anladın değil mi demek istediğimi? Hı hı. Yani çünkü o sıralar biliyorsun Deadwing diye bir tehlike yok. Deadwing öldü biliniyor çünkü. Hatırla. Kadimler Savaşı'nda Deadwing ölüyor. Burada hatta o yüzden Daval Prestor olarak görünüyor ya onlara. Kataklizm'de zaten Deadwing'in var olduğundan haberdar olunuyor. Kataklizm döneminde de şey atıyorum... Bu olay yaşanmıyor. Bu olay çok öncesinde yaşanıyor. Dedim, anladın değil mi ne demek istediğimi? Hani zamansal olarak, kronolojik olarak. Doğru olabilir. Oğuzhan'ın dediğini de aklınıza bir yer edin arkadaşlar şu şekilde. Çünkü Oğuzhan'ın dediği de mantıklı. Deadwing'i yenebilecek tek şey Dragon Soul. Yani Dragon Soul da bu Ejderhanın Günü kitabında kayboluyor. Bu doğru. Bunu geri almak için gidiyorlara bağlıyor olabilirler ama dediğim gibi kronolojik olarak birbirinden çok ayrı, çok da uzak dönemdeler. Yani bu zamandaki yırtılma ve Deadwing'in hayatta olduğunun öğrenilmesi dönemi. Diyelim, kapatalım, iyi mi? Yeah. Öyle mantıklı, tamam o zaman. Nerede kaldık? Kadimler Savaşı'na gittik. Şimdi Kadimler Savaşı'nda dediğim gibi önemli hadiselerden biri Broxigar'ın götürülüyor olması. Çünkü Broxigar direkt Sargeras'a böyle fiziki zarar verebilen, şu anda bilinen tek varlık. Senaryosun boynuzundan yapılma bir baltayla. Bu nedenle önemli. Onun dışında Ronin hani bir insan büyücüsü olarak bu kadim yaratıklarla, ki kadim yaratıklar dediğim Senarius, Malorn, Aviana, işte bu... Kurtun adı neydi? Neyse işte. Aklıma gelmedi. Bunlarla tanışan ilk insan büyücüsü haline geliyor. Diğer bir hikayede biliyorsunuz Malfurion hani druid olmuş, druidliğe kendini adamış. Trende işte priestliğe kendini adamış. İşte Maiev daha çok hani hunterlık ya da işte ne diyeyim? Biraz da işte böyle Assassin'liğe falan kendini adamış. Illidan henüz kendi yolunu bulma yolunda bir karakter tam bu sırada. Bizim Ronin gene gidiyor bağırmaya. Bunu ben takip edeceğim arkadaşlar. Tekrar görelim o sahneyi, yaşayalım diye. Velhasıl ve bir bakıyor Illidan da kendisi gibi. Kendisi gibi de Arcane öğretilerine merak saldığı için Illidan'ı nasıl söyleyeyim hani öğrencisi gibi kabul ediyor, öğrencisi gibi benimsiyor ve ona ön ayak oluyor, önderlik yapıyor, abilik yapıyor. Ancak aynı kendisinin yaptığı hatayı yapınca, ki hani yaptığı büyü, yani Illidan'ın kestettiği büyü yoldaşlarına zarar verince Illidan'ı görevden alıyorlar. Bu Moongard ordusunu, işte Moongard ordusu da o sırada Kadimler Savaşı'nda savaşıp Sargeras'ı falan o Legion'ı durdurmaya çalışan bir ekip. Onun başına Ronin geçiyor. Yani Ronin burada bir Moongard liderliği yapıyor.
Bu sırada yine bir çok kısa bir ara veriyorum arkadaşlar. İkinci defa yaşanıyor şu anda bu hadise. Gerçekten bu yayın için çok heyecanlı ve güzel oluyor. Algolon Quest'inin sonunda olacak olan olaya ben anlatacaktım ama şu an burada yaşanıyor. Algolon'un yenildiğini, yield olduğunu yani bize bir dövüş yapacağız onunla. Ve biz bunu yeneceğiz işte sebeplerini sonuçlarını anlatacağım. Bunun halka duyurusunu Ronin bu şekilde yapıyordu. Wrath of the Lich King zamanında. O yüzden az önce yayının başında da karşılaşmıştık. Şimdi de karşılaşıyoruz. Gerçekten çok da şanslıyız bu konuda. Evet birazdan şeyi bitecek cümlesi. Biz geri yerimize geçelim. Kutsal kase değil mi o verdiler kutsalı Deathwing'e sağdan soldan. Aynen kutsal kase de denilebilir. Daha sonra arkadaşlar biz hikayemize bir yandan da devam edelim. Lord'a Ronin'i yine bir kitapla göreceğiz. Yani biz şu anda işte The Day of the Ejderhanın Günü, Kadimler Savaşı ve Ejderhanın Gecesi kitabı ile 3. kitapta bir daha kitapla göreceğiz. Yani daha World of Warcraft'ta adını sanını çok oyun içerisinde duymayacağız şeyin. Ta ki Wrath of the Lich King expansion'ına kadar. Ancak gecenin ejderhasında biraz olaylar farklı gelişiyor. Artık nasıl söyleyeyim? Kadimler Savaşı sona ermiş. Ve Nozdormu onu yani yaptıklarından dolayı bir teşekkür babında kendi bulunduğu zamana geri gönderiyor. Bir ödül olsun, bir teşekkür olsun diye. Hatta bu sırada az önce arkadaşlar bahsetmiştim hatırlarsınız. Şu yanında bulunan Veresa'yla sevgililer diye evleniyorlar. Tam çocukları olacakken bu Kadimler Savaşı hadisesi dönüyor. Yani zamanda geriye gitme olayı yaşanıyor. Tam da Nozdorm'u böyle çocukların olmasına yakın bir dönemde geriye ışınlıyor ki işte çocuklarının doğumunu kaçırmıyor. Şimdi iki tane çocuğu oluyor şeyin. Ronin'in ve Veresa'nın. Ancak bu Veresa'nın kuzeni tarafından kaçırılıyor. Zendarin. Windrunner tarafından. Ve kaçırıldıktan sonra hani kendisi zaten baş edemeyecekten. Baş edemeyeceğinden dolayı şey gene Grim Battle'a gidiyoruz. Yani zaten gecenin gecenin ejderhası ve günün ejderhanın günü gecenin ejderhası dedim. Ejderhanın gecesi ve ejderhanın günü adlı kitaplar da aynı yazarın. Hani hep Grim Battle üzerine kurgulamış. Bu sefer Grim Battle'de Sinestra arkadaşlar. Sinestra boss'unu hatırlayanınız var mı bilmiyorum ama Bastion of Twilight raid'inin son boss'uydu Heroic modda. Şuradan göstereyim ben size. O da Deathwing'in konsortu. Ha, aynen öyle. Oğuzhan söyledi çok yaşa. Ben söylemeden. Şöyle şu şekil bir ejderha arkadaşlar. Böyle yarıdan şeyi görülüyor. Çünkü nasıl söyleyeyim. Anlatılana göre çok dövüş, savaş geçirmiş. Çok da yara bere aldığı için işte hani tam böyle ejderha formunda göremiyoruz. Siyah ejderhaların Prime konsortu. Burada da bilgisini veriyor zaten. Aynen. Twilight Dragonlar tarafından şey yapılıyor. Zorla dedim ya hani Deathwing farklı renkte bir dragon yapmaya çalışıyordu. Hatta Neferya'nın da görevi buydu klasikte falan filan. Farklı bir tür yaratmış Aynen o oldular. tür işte kendisinde biraz da şey çıkıyor. Adını sen söyle. Hani yaralıyor yani anladın mı? Kendisine de zarar veriyor. Kitapta Sintara mı, Sintria mı? Öyle bir adı var onun. O şekilde geçiyor ama biz oyunda onu Sinestra olarak biliyoruz. Neyse bunun yanına gidiyor. Bir sonra yani biz bir kitapta okuyoruz, bakıyoruz ki Ronin Kirin Tor'un lideri olmuş. Çünkü gittiği ve geldiği zaman aralığında 3. savaş patlak veriyor. Scourge ortalığı kasıp kavuruyor. Arthas Antonidas'ı öldürüyor ve o sıralarda da Ronin gelmiş oluyor. Ronin'in başa geçişi hani oluşuyor. Şimdi şöyle Ronin kendisinden şey diye bahsediyor. Hani ben onlar gibi olmadığım için beni başa geçirdiler gibi bir cümle kuruyor. O da iri diye. Bu arada o da bir Draenei'ydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Kim? İridi. Ronin Ha, büyücü işte şeyden Kryn Tor liderlerinden. Neyse bunlar işte Veresa ile birlikte şu Hatun ile birlikte gidecekler. Ronin daha sonra katılacak ekibe çocukları kurtarmak için. Bu sırada da
Adını siz söyleyin. Bir Nether Dragon var, Zeraku diye. Bir de Twilight Ejderha var, Dargonax diye. Bunlar şey yapacak, kapışacak. Tam bu olayın ortasına getiriyor. Dargonax işte Sinestra için savaş verecekken, Zeraku'yu da hani nasıl söyleyeyim, şey bizim o İridi falan getiriyor. İridi getiriyordu şeye. Adını sen söyle. Savaşa ki işte Krim Tora bizimkilere yardımcı olsun diye. Tabii Ronin çok rahat duramıyor orada. Gidiyor çocuklarını kurtarıyor ve Sinestra'yı da durduruyor. Dargonax'ı da hani durduruyor. Bu sırada Zeraku da hayatını kaybediyor. Hatta şey derler, Zeraku'ya anısına sahip çıkmak için, anısına saygı olsun diye. Onu da işte şu Shadow Moon... İridin geldi bu ara. Haritada gösterebilirsem mutlu olacağım. Ha, Shadow Moon Valley'de Netherwing Lodge'de gömüyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi yani öyle çok ağır bir şey yok. Kitap böyle biraz daha hani macera vari geçiyor diğeri gibi. Hani Ronin'in güçlerini kanıtladığı ya da işte Ronin'in nasıl söyleyeyim, üzerine kurgulu bir hikayesi dönmüyor. Biraz daha Twilight Dragon'larıyla, Twilight Ejderha'larıyla dönüyor. Ama burada şöyle bir önemli hadiseyi yakalamış oluyoruz. Ronin, Kirin Tor'un lideri haline geliyor. Yani artık Dalaran'ı Ronin yönetiyor. Ve Ronin de nasıl söyleyeyim, Tyrion Fordring gibi. Hani Tyrion Fordring normalde bir Alliance paladini. Ama hem Horde'a ve hem Alliance'a aynı mesafede, aynı gözle bakıyor. Çünkü diyor ki Azeroth'la birlikte yaşıyoruz artık bundan sonra. Ronin de bu kafada. Ki zaten bir Blood Elf'le evli. Hani Alliance'a körü körüne bağlı olması hem bu anlamda hem de kafa yapısı olarak daha farklı olduğu için değişmiş oluyor. Şimdi bu neden böyle bastıra bastıra söylediğim önemli bir hikaye olarak anlatıyorsun abi? Şundan dolayı Dalaran Lordaeron Alliance'ının, yani Lordaeron İttifakı'nın 7 büyük krallığından biriydi. Yani böyle önemli bir pozisyon değişikliğini Ronin'le birlikte yaşamış oluyor arkadaşlar. Ronin'in hikayedeki hani ana büyük katkısı bu. Arkadaşlar daha sonra Wrath of the Lich King eklenti paketi geliyor. 2008 yılında hayatımıza giriyor ve Ronin'i oyunda görme fırsatımız oluyor. Çünkü oyunda tam anlamıyla Dalaran, hani ne diyeyim, oyun hayatımıza girmiş oluyor. Peki Dalaran niye burada? Yani biz atıyorum şey kasarken, klasik oynarken ya da işte önceki paketler oynarken Dalaran'ı burada Benim gördük. babamın siki kutu kola gibidir. Dalaran krateri burada gördük arkadaşlar ve nasıl söyleyeyim, yani Dalaran'ın burada olduğu, Warcraft 3'te de burada olduğunu falan biliyorduk. Arkadaşlar biliyorsunuz Dalaran'ın hani şehir hafızasında şu var: Antonidas işte ve Dalaran zamanında Scourge tarafından yok edildi. Hatta Ronin tarafından tekrar kuruldu, yenilendi, şu bu falan ve hatta başına Ronin getirildi. Bu Scourge tehdidinin nereden geldiği biliniyor. Tabii ki Northrend'de Ice Crown'dan yayılıyor. Ice Crown'a yakın bir lokasyona ve Northrend'in de tam merkezi olacak bir yere Dalaran'ı büyü gücüyle ışınlıyorlar arkadaşlar. Buraya geldikten sonra nasıl söyleyeyim, hani Kirin Tor'un ve Ronin'in yüzleştiği ilk şey direkt olarak, adını siz söyleyin, Scourge ve Lich King olmuyor. İlk kez Maligos'la karşılaşacağız. Yani biz buraya geldik, evet, Wrath of the Lich King'de Lich King'e karşı bir savaş verilecek topyekun olarak. Hatta işte Alliance temel olarak Howling Fjord'dan çıkıyor şeye, adını siz söyleyin. Scourge diyorum. Forsaken da öyle, hatta Vengeance Landing'den geliyor. Explorers League Outpost'tan da Alliance geliyor. İşte Boreal Tundra'dan da işte Valiant Keep'le Warzone Hold geliyor ama bu haritada işte tek yaptığımız iş Lich King'e karşı koymak değil. Biliyorsunuz Kadimler Savaşı yaşandı. Kadimler Savaşı sırasında az önce o kutsal kase muhabbeti döndü. Deathwing diğer 5 Dragon aspekti kandırıyor. Ve diyor ki gücünüzün bir kısmını buraya koyun diyor. İşte savaşı engelleyeceğim falan filan derken, daha sonra bunu diğer dragonlara, yani diğer ejderhalara karşı kullanmaya kalkıyor. Hem Maligos yani gücünün çok büyük bir kısmını vermiş olduğundan dolayı deliriyor. Ve diyor ki Azeroth'ta yaşayan bütün büyü kullananlara, yani yaşayan bütün büyü kullanıcılarına savaş açacağım diyor ve bu tabii ki en çok Kryn Tor'u ilgilendiriyor. Çünkü Kryn Tor yani Dalaran
tamamen büyücülerden oluşan bir oluşum. Tamamen büyücü... Ha söyle. Şey, Malikos'un asıl delirme nedeni şey, Malikos ikna ediyor öbür aspektleri bu işi yapmaya diye. Dragon özür diliyor. Yani önce Deathwing gidiyor, Maligos'a anlatıyor bunu. Ha Maligos'a eyvallah ben, tamam. Bir yani, de detayı doğru, Maligos evet o. Delirdikten sonra şey yapıyor hani. Diyor ki mortallar diyor büyüyle uğraşınca diyor sakatlık çıkarıyorlar diyor. Ben diyor bütün büyü gücünü buraya hapsedeceğim diyor. Büyümüyle uğraşmasınlar. Etrafı belveliye vermesinler diye bir plan. Yani dediğin doğru, dediğim gibi bunları biraz da hani Maligos'la ilgili ya da işte hani bu Kadimler Savaşı'nda ilgili detay bilgi verirken girerim diye düşündüm. Yoksa dediğin temelde doğru. Yok yani karşı şey yapmıyorum. Çıkmıyorum. Karşı canım. Çıkacaksa. Hayır. Hani eksik anlatmış oldum. Hani yanlış değil. Anladım. Tamam mıyız? He, olsan evet. Da sustu bir anda. Neyse arkadaşlar, Maligos Koldara adı verilen burada Nexus'ta karşımıza çıkacak. Nexus'ta da direkt birebir olarak buradaki Nexus oluşumunda değil, burada Eye of Eternity'ye gireceğiz. Hani büyünün hani nasıl söyleyeyim, alemi, hani büyünün realmine geçiş yapıp kendisini durduracağız. Ancak çok kısa bir anekdot, detay var. Ronin bunu tek başına yapamayacağını biliyor, farkında. Yani bütün bir Krintor'u kullansa dahi gücünün yetmeyeceğinin bilincinde. Hem kahramanlardan hem de şurada Dragonblight'ta Vrimis Temple'da bulunan Alexstrasza'dan yardım istiyor. Alexstrasza'dan yardım isteyişi bence biraz sinsice ama mantıklı bir hareket. Çünkü Alexstrasza'nın ona bir ne derler, hani borcu, hayat borcu olduğunu biliyor. Hayatını borcu çünkü. Grimbatol'da onu kurtardığından dolayı reddedemeyeceği bir teklif yapıyor. O da kabul ediyor zaten ve dediğim gibi bizden, kahramanlardan yardım istiyor. Ve atıyorum gidip Maligos'u durduracağız. Peki bu hani Maligos bunu söylüyor da gelip işte Ronin'i karşısına çekip, Ronin bak oğlum biz bütün iyi şey ne dur söyleyeyim büyücü kullanan şey büyücü kullanan diyorum. Büyü kullananları öldüreceğiz, büyücüleri yok edeceğiz gibi bir şey söylemiyor. Violet Holt'tı yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? Dalaran içindeki dungeon. Violet Holt değil mi? Evet. Orada bir mavi ejderha ile karşılaşıyoruz. Maligos'a hizmet eden, işte Dalaran'ı durdurmaya çalışan ve içten yok etmeye çalışan. Oradan haberimiz oluyor. Yani oradaki dungeon'ın da nasıl söyleyeyim kısa hikayesi bu. Daha sonra gidiyoruz arkadaşlar Eye of Eternity'ye, o dönemin raidlerinden. Nerede? Şurada. Heh. Eye of Eternity'ye. Aha şey yapmamışlar Maligos'u. Neyi yapmamışlar? Ya, tam burada. Maligos'u durduruyoruz arkadaşlar. Maligos'u öldürüyoruz. Hatta yerine Kalegos geçecek. Daha sonra onunla da Samwell'de tanışmıştık. Kalegos geçecek. Maligos'u büyünün ne derler aleminde durduracağız. Hatta orada çok böyle geyik bir muhabbet dönüyor. İşte bana büyü mü kullanıyorsun benim alemimde, hani büyü aleminde bana büyü mü kullanıyorsun gibi böyle geyik bir muhabbet de yapıyordu ona ilk saldırdığında böyle. Maligos niye böyle bir şey yapıyor, orayı kaçırdım ben. İşte dediğim gibi Deathwing bir Dragon Soul oluşturmaya çalışıyor. Burada göremeyeceğiz belki de ama burada gösterebileceğim bir şey yok. Kadimler Savaşı'nda Burning Legion durdurabilmek için bir tabak yapıyorlar böyle. Altın renginde bir şey yapıyorlar. Cisim. Bütün ejderhalar ona gücünü aktarıyor. İşte Oğuzhan'ın da dediği şey o. Maligos diğer ejderhaları ikna ediyor. Abi bak bunu yapalım, bu çok iyi bir şey diye. Daha sonra Deathwing oradaki bütün gücü çalıyor. Hem pişmanlığı hem de sinirinden deliriyor Maligos. Ve yine Oğuzhan'ın tamamlamasıyla hani şöyle söyleyeyim. Diyor ki siz ölümlüler büyüyle çok oynadığınız zaman elinizi yüzünüze bulaştırıyorsunuz. Bundan sonra ben bütün büyü kullanıcılarını yok edeyim. Böyle de bir sakatlık çıkmasın. Bir daha diyor. Yani şeyi bu. Yani ben Maligos kötü diyemem de Maligos biraz daha şey böyle. Aga be. Hani kafayı yiyor ya böyle. Biraz daha hani sempati kurabildiğim bir karakter. Arkadaşlar gideyim, binek düşürüyor. mavi binek düşürüyor. Şey ejderha düşürüyor Maligos. Çok da güzel, severim de kendisini. Ronin'in oyundaki diğer bir olayı şu arkadaşlar, az önce açtım ben mola sırasında. Şurada Ulduar'da Algolon isimli bir boss'la karşılaşıyoruz. Ama bu kısa Algolon'a kısaca değinmek zorundayım.
Normalde Ulduar bir Titan tesisi. Hani işte Old God'lara karşı yapılmış. Zamanda işte Amantul Yaşar Ağacı söküp aldığında verdiği zarardan dolayı işte hani Katun, Yoksaron hapsedilmiş. Ulduar'da hem bunun hapishanesi hem de nasıl söyleyeyim, Azeroth'u gözetleme yeri. Yani burada Azeroth'ta olup bitenleri adını siz söyleyin, gözetliyorlar. Algolon burada hani Forge of Will diye yanlış hatırlamıyorsam onun başında duruyor. Ve hani bakacak işte, hatta durun bir saniye, size görsel hazırlamıştım. Ha, şu şekilde Azeroth'u gözlemliyor. Hani bir sıkıntı varsa, eğer olmayacak gibiyse tuşa basacak. Bütün Azeroth'u resetleyecek. Üzerinde ne kadar canlı varsa yok edecek. Hani şeye karşı. Old God'ların tehdidine karşı. Biz daha sonra devreye gireceğiz. Algolon'u durduracağız. Ama ondan öncesinde Ronin'le alakalı daha böyle değişik bir anekdot var. Bu Bran Bronzebreath vardı. Magni, işte Muradin'in kardeşi olan var ya, üçlü kardeşin. Bran Bronzebreath keşif yaparken Ulduar'ı buluyor. Adını sen söyle. Ulduar'da Yoksaron'un uyandığını fark ediyor. Hani artık orada bir hapis hayatı sürmediğini, oradaki Titan Keeper'lar, ha geldi, bakın. Dur şu görseli kapatayım. Arkadaşlar şuradaki cüce. Bakın. Bu cüce arkadaş. Şimdi tekrar biri Algolon'u kesmiş gelmiş. Bunlar gidiyor. Bran Bronzebreath şeyi nasıl söyleyeyim, Algolon'un uyandığının haberini veren arkadaş. Anlatabiliyorum değil mi? Onunla ilgili de hani Ronin'i direkt biz bu Yama'nın videosunda görüyoruz. Onu da size şöyle göstereyim bir yandan da çalsın. Aşkım sen de izle istersen. İzleyeyim nereden? Yanında mı? Aha, büyük ekranda. Ben izleyemiyorum da. Böyle simültane çeviri yaparak gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Bir yandan kaçarsa. Evet. Affola. Bread, evet bread. Evet, ben ekmek diyorum ya, benim öyle bir telaffuz sorunum var. Beard değil mi? Beard. Onu gene söyle. Ha. Böyle yeterli olur diye düşünüyorum. Bebeğim bak istersen, çok da önemli bir world quest yaptığını sanmıyorum. Yok, hayır. Bekliyorum. Kulaklığı niye çıkıyor? O kadar gelmene gerek yoktu. Koca ekranı çıkıyor. Evet, burada Bran kaçıyor arkadaşlar. Grifon'a atlayıp. Orada onu kovalayan kişi de Kolagarm'dı. Dalaran'a dönüyor. Ronin şey diyor, bunu nasıl kaçırdık bu zamana kadar diyor. Hani nasıl fark etmedik diyor. King Varian, thank you for coming on such short notice. Kısa bir sürede geldiğiniz için teşekkür ederim Kral Varian diyor. Şöyle, buradaki olay şu. Ronin her iki faction liderine de haberi verecek. Yoksaron uyandı diye. Çünkü Bran Ulduar'ın içine girdi. Oradaki tehdidi gördü ve koşa koşa kaçtı. Ronin'e haber verdi. Ronin de faction liderlerine haber verecek. Hani Lich King'e olan mücadeleyi verirken Bran bizi bundan haberdar etti diyor. Hani şeyi biz orada tutsak olarak biliyorduk diyor, hani Ronin orada kısaca. Bran da şey diyor, hani tutsak mı diyor, hani onun nüfusu ve etkisi o kadar geniş ki diyor ve yani bizim peşimizden gelecek diyor. Eğer hiçbir şey yapmazsak bizler tutsak olacağız diyor. Jaina bu. Eski. Hayır, eski hali Jaina'nın. You'll have to excuse me. Well, what do you propose we do? Ne yapmamızı öneriyorsun diyor. What are you doing here so soon? Thrall, neden bu kadar erken geldin diyor. What's happened? Hani geldim diyor. Ne oldu diyor.
Bran'ın yaptıklarını, yani söylediklerini anlatıyor. Bu ara bunlar Uldar'daki küçük fightlar, yani küçük dövüşler arkadaşlar. Bazı boss fightları gösteriyor. Razor Scale işte bu. Baby boss, en sevdiğim bosslardan biriydi. Mimiron. Thor. The horror that the Titans imprisoned so long ago. Yog-Saron has awakened. Yog-Saron uyandığını söyledi diyor. Bu da Garrosh arkadaşlar, pek benzemese de. Orada bir atara kalkıyor diyor, hani bu cüceyi görmek istiyorum diyor. Thrall da hop bilader diyor, böyle dürtüyor. O da diyor hani kor gözlerindeki korkuyu görmek için diyor. We are going to need all the help we can get if we are wrong. What? What are they doing here? Let me explain. I thought I smelled. Bunların burada ne iş var diyor. Bekleyin açıklayacağım diyor. Bu da diyor ki hani bu domuzların ne iş var burada falan diyor Garrosh'ta. O da kanımı mı istiyorsun? Gel hadi. Benim. Evet ve Ronin'in büyüklüğü burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bir Arcane Explosion'la iki büyük savaşçıyı böyle amele sürümü gibi sağa sola yapıştırıyor. Yani eğer birlikte çalışmazsak her şeyimizi kaybedeceğiz diyor. Gerçek bir war chief hiçbir zaman korkaklarla partner olmaz diyor, arkasını dönüyor. Ratgate olayı arkadaşlar, burada değineyim sözü geçiyor. Ratgate'de Horde'un partnerliği bize Scourge'den daha fazla adam kaybettirdi gibi bir cümle kuruyor. Vereyim burada. Olay da şu, Ratgate'i hatırlar mısınız bilmiyorum ama Lich King'in kapılarına ilk dayandıklarında Horde ve Alliance birlikte Lich King'e saldırıyordu. İşte Bolvar düşüyordu, hatta meşhur Bolvar daha sonra Lich King oluyor falan. Orada da Saurfang'in oğlu da Horde şeyini yönetiyor. Daha sonra Did You Think We Are Forgotten, Did You Think We Are Forgiven, Forsaken geliyor ve Blight yağdırıyordu onların üstüne. Hatırladın mı? Evet, evet. Zehri yağdırıyordu. O olaydan bahsediyor. Diyor ki hani Horde yüzünden ben Scourge'e kaybettiğim adamdan daha fazlasını kaybettim diyor ama biraz bir, haksız bir şey yapıyor. Çünkü orada Horde da çok asker kaybetti yani. Yani Garrosh'un zaten nasıl bir adam olacağı çok da belliydi yani. Yani şöyle diyor hani yoksa ona kim karşı çıkacak diyor. Çünkü Horde ve Alliance arasındaki birliği, dirliği toparlayamıyorlar. O da diyor ki işte hero'lar falan filan biz oluyoruz. Yoksa onu durduracak kişi arkadaşlar. Böyle güzel bir anekdot bir şeyi var bunun. Çok kısa bir böleyim. Lafını balla keseceğim. Ben bildirimleri takip edemiyorum da yayın takvimine baktım. Çarşamba, perşembe günleri saat kaçta açıyorsun yayını? En başta 8, gelmek 8, için. 8 abi. 8-8.30 arası açıyoruz. Perşembe günleri lore yapıyoruz. Perşembe günleri de 9.30'a doğru lore'umuz oluyor. 9-9.30 arası. Selam abi, hoş geldin. Hey, hoş geldin. İşte bu bahsettiğimiz Ulduar geliyor arkadaşlar. Ve Algolon da buradaki bosslardan birisi. Yani Ronin'in Yoxaron'un durdurulmasıyla alakalı çok böyle lore wise bir hikayesi dönmüyor ama Algolon'u durdurduktan sonra işte gene birisi kesmiş. Ronin gene burada değil. Bağırıyor. Raise your eyes to the skies and observe diyor ki hani başınızı yukarı kaldırın, göklere kaldırın ve bakın. Today our world's destruction has been averted in defense. İşte Makers, hani işte Titan Keeper'lar, Maker'lar tarafından hani ne diyeyim, yaşamaya uygun görüldük. Yaşamlarımız hani affedildi falan gibi bir muhabbet dönüyor. O da şöyle arkadaşlar. Algolon'u tekrar getireyim ben. Algolon burada. Mesajda şöyle mi? Aynen. Böyle göğe bir haber salıyor şey. Adını siz söyleyin. Algolon'un şeysi. Ve hani o makinede Algolon geri çekiliyor. Algolon'u öldürmüyoruz. Algolon'a hani buna değer olduğu
olduğumuzu kanıtlıyoruz arkadaşlar. Hani algılığını kesip de içinden bir şey almıyoruz. O zaten gidiyor sonra chest bırakıyor. Oradan şey yapıyoruz. Bununla keserseniz title var. Hatta 220 item level miydi? 229 item level miydi? Neydi? O item level'ı geçmeden keserseniz de 80 levelken başka bir title. Astral Walker mı ne öyle bir şey veriyordu. Diğeri de Stark olurdu. Bu title'ları da edinebilirsiniz burada arkadaşlar. Düşen görevle geliyorsunuz. Ronin'e teslim ediyorsunuz. Burada şeye. Selam, hoş geldin. Adını siz söyleyin. Ve Dalaran'da Ronin gidiyor. O çeşmenin başında, o heykelciğin başında nara atarak Algolon'un yenildiğini ve hani kurtarıldığımızı şey yapıyor. İlan ediyor. Velhasıl arkadaşlar Dalaran hani işlevini yapıyor. Krintor görevini görüyor. Scourge bir şekilde durduruluyor. Ronin bu sinsile de çok fazla görev almıyor. Daha çok Tyrion, Sylvanas, işte Saur, Fang, Garrosh gibi karakterleri görüyoruz hikayede. Hatta Muradin'i görüyoruz. Ice Crown'da. Ronin çok fazla hikayeye dahil olmuyor. Ronin'in bir sonraki adımı arkadaşlar Tides of War kitabında geçiyor ki onun da bir kısa böyle bir 40 saniyelik videosu var elimde ama şey değil. Adını siz söyleyin. Komple hikayeyi anlatan bir olay değil. Tral kataklizmde elementlerin o dengesizliğini anlayabilmek ve bunu çözebilmek için Earthrending'e katılıyor. Hatta kataklizmde Earth Aspect olarak yerini alıyor ejderhaların yanında. O başka hikaye. Yerine Garrosh geçiyor. Garrosh da kendini işte Lich King'de kanıtlamıştı. Lich King Expansion'da. Burada Warsong Hold yazıyor da Warsong Offensive ile birlikte işte Northrend'de yaptıklarını kanıtlıyor. Bir yandan da nasıl söyleyeyim hani Saurfang'in adamı, Saurfang tarafından eğitim görüyor. Yani gayet böyle Warchief olmaya uygun. Kendini işte halkın adayabilecek bir kıvamda adam. Şey diyor ki Tral benden sonra sen gel geç ve Warchief'li ona emanet ediyor gidiyor. Aslında Garrosh hep Garrosh hep Orkish Horde o hayali kuran bir adamdı. Babası gibi biraz daha şeydi ama babası nasıl söyleyeyim biraz daha gönül bağı vardı. Tral'a ve saygısı vardı. Garrosh biraz daha fevri hareketler sergileyecek ve Kataklizm'de Alliance'a çok büyük bir savaş açacak. Bu savaşın ilk adımında Kalimdor'u Horde toprağı yapmaya çalışarak yapacak arkadaşlar. Neredeydi o? Şurada. Değil, burada. Burada haritada görüyor musunuz? Bakayım, görünüyor mu? Görünüyor. İlk olarak Northwatch Hall'da saldırıyor. Northwatch Hall'da saldırınca hani dediğim gibi Kalimdor'daki şeyleri, Alliance lokasyonlarını elimine etmek amacı. Jaina da anlıyor ki hani bana geliyor çünkü bir sonraki adım Teramor ve Teramor Legion'a karşı verilen 3. savaşın sonlarına doğru Jaina'nın ve Alliance'ın o dönemde şöyle biliniyor çünkü Alliance yok oldu Scourge'a karşı Eastern Kingdoms'ta. Kalimdor'daki işte tek şey Alliance olarak biliniyor. Hani Teramor hem taktiksel olarak hem de içerik mana olarak Alliance için çok şey ifade ediyor. Jaina da biraz korkarak ve çekinerek Garrosh'la iletişim kurmak ya da Tral'la iletişim kurmak yerine Alliance'dan ve Krintor'dan yardım istiyor. Krintor biraz çekinik davranıyor olaya. Çekingen. Çekinik mamesi. Çekingen, çekinik davranıyor olaya. Tabi Alliance direkt yardıma gidiyor ve asker gönderiyor oraya. Tabi Krintor da şunu söylüyor. Biz direkt olarak sana yardımcı olamayız ama bir şekilde yardımcı olacağız diyor. Tabii nasıl söyleyeyim böyle Krintor asker gönderemiyor ancak temsilcilerini ve nasıl söyleyeyim Ronin bizzat kendi gidiyor. Hani orada var olayım hani orada durayım böylelikle engel olurum mantığında biraz yaklaşıyor olaya. Burada nasıl söyleyeyim bir ihanet söz konusu oluyor. Bir Garrosh'un bir ajanı Council of Six dediğimiz hani Dalaran konsülüne sızmış oluyor. Hani bunlara çok detaylı girmek istemiyorum. Ronin'in konusu değil. Ronin'in olayı şöyle.
Bu Terramor semalarında bu savaş gelişimi sağlandıktan sonra bir goblinler bir bomba yapıyor ve bu bombayı semalarında gezdikleri bir zeplinle Terramor'un üstüne bırakıyorlar. Ve nasıl söyleyeyim, hem bombanın etkisini azaltmak hem de Jaina'yı kurtarmak için Ronin bir müdahale gerçekleştiriyor ve gerçekten de bombanın etkisini minimize ediyor. Aslında sadece Terramor adasında değil, neredeyse o haritayı komple yok edebilecek güçte olduğu söyleniyor o bombanın. Hem bu bombayı engellemiş oluyor hem de şeyi kuleye saklıyor. Bu arada kulede baya böyle büyülü işte efsunlar falan var. Yarım saat enchant dedik ya. Efsunlar falan var. Jaina'yı kurtaracağını biliyor. Onu oraya kapatıyor Ronin. Kendisi de bombanın etkisini sönümlemek için gidiyor, bombaya karşı duruyor. Ancak kendi hayatını kurtaramıyor ve burada hayatını yitiriyor. Jaina'yı kurtarıyor. Jaina'yı kurtarmasındaki amaç da Jaina'nın çok büyük bir büyücü olduğunu ve çok büyük bir potansiyel taşıdığını bildiği için kendinden sonra Kirin Tor'a liderlik etmesi için bunu yapıyor. Daha sonra tabii eşi deliriyor bir yandan. Veressa Horde'a karşı bir nefret bürünüyor ama Jaina kadar büyümüyor nefreti. Sadece bunu yapanlardan intikamımı alacağım diyor ve daha çok biraz daha böyle Garrosh özelinde konuya şey yapıyor. Jaina baya baya nasıl söyleyeyim, rage'e girecek şekilde, hani delirmek demeyeyim de hani madness değil, anladın mı? Rage'e girecek şekilde kızıyor. Hatta Eda az önce söyledi ya, böyle bunun saçları tamamen sarı burada diye, o saçlarının beyazlama olayı da bu mana bombası patlaması sırasında oluyor. Onu da şöyle göstereyim arkadaşlar, çok kısa. Ya Garrosh biraz işte orki short morki short diyor da içine kim gelirse onu kullanıyor yani. İşte bombayı atıyor ve patlama gerçekleşiyor. İşte gördüğünüz gibi çok büyük bir patlama. Ancak bunun etkisini Ronin sönümlüyor arkadaşlar. Sönümlemek de demek ya. Sönümlüyor, azaltıyor yani bombanın etkisini. Sönümlüyor. Hiroşima gibi. Evet. Hiroşima kadar güçlü değil de. İşte biz level 80 olduğumuzda bize mail kutumuza hediyeler gönderen ve Ejderhanın Günü isimli bu kitapta tanıyıp da hikayeye girip de hayatı bu şekilde sönen Ronin'in hikayesi. Söner. Yani hayatı sönmüş oluyor, sonermiş oluyor. Ne orada... Onları kurtarırken mi ölüyor? Ölüyor, evet. Aa. Bitiyor ben hikayesi ve şöyle bir nasıl söyleyeyim, Legion Expansion'da biz Dalaran'ı tekrar kullanıyoruz ve Dalaran'a onun anısına o Algolon'un yenildiğinin mesajını verdiği heykelciğinin başında adını siz söyleyin. Tabut. Yok, heykelini dikiyorlar onun anısına yani. Okay, tamam. Oradaki şeyin neydi yerine. Neydi ismi, ne deniyor ona? Tomb. Tüm değil ya. Anıt. Aynen, anıt heykeli deniliyor. Ronin'i de göreceğiz Shadowland'da. O zaman anima power'ına bağlı büyük ihtimal görebiliriz. Yani evet, Ronin gerçekten güçlü bir büyücüydü. Çok sevdim. Ronin çok hiç kötülük yapmamış. Çok tatlıymış. Evet arkadaşlar, sorularınız yoksa Ronin'in hikayesi bu kadar diyoruz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki lore yayında görüşmek dileğiyle deyip sonlandırıyorum.